Şimdi başka bir senin yaptığın yorum var. Bakalım kimleri eleştirmişsin? O kişiler buna alınacak mı, izleyelim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu sözü tutmadı. Bu gerçekler bazılarını çok acıtacak. Yani Melis bu yaptığıyla gerçekten gerçek olmasa arkasına yük bindirdi zaten. Ama herkesin kendi kararı. Ama gerçekten yani şimdi geçen günlerde de bu konular konuşuldu. Şimdi bir daha üzerine Melis hala üstüne gittiği için yani hani ama o genelde hala erdem diyor ama. Adam cezalı konuşmaması gerektiği halde bile kaldıramıyor. Demek aslı yoksa susarsın, güler geçersin. Yok, Hazal da çabuk mı parladığı için. Hani bizim Hazal mı çabuk parlayan biri? Ya acaba bu kinin sebebi ne? Bilmiyorum. Bu kadar şey, demek ki gerçeklik payı var ki bu kadar öfkeleniliyor. Hayır, ben genel olarak Melis, Emre ve Hazal arasındaki bu kinin sebebi ne? Evet, farkında değil çok misiniz? Melis'in derdini söyleyeyim. Var. Melis sürekli konuşmaya başladığında Hazal Melis'in lafını kesiyor burada. Bak işte onu söylüyorum. Baş başayken. Üçlü bir şey var orada. Sırf Melis değil yani. Ama işte Emre'nin sürekli öne çıkma huyları, planları. Ondan sonra işte diyor ya hani 1.000 lira harcadı da 10.000 lira almaya çalıştı. Kandırıyorsunuz insanları. Güvenmiyorum, inanmıyorum sizin aşkınıza diyor ya. Haklı. Haklı yani. Bak, sen ona gerçeklik payını biliyor musun? Neyi? Yani öyle mi gerçekten? Yüzük olayı. Ya Melis inanmıyor gerçekten sevdiğine, aşık olduğuna. Ben de inanmıyorum. Emre'nin Hazal'a, Hazal'ın da Emre'ye. Evet. Büyük ödül için yapıldığını düşünüyoruz biz. Evet. Niye insanlar para için dışarıda dileniyor? Bak şu konuda sana katılıyorum. Az önce bir sürü yorum yapıldı Emre ile alakalı ve Hazal hiçbir şekilde tepki göstermedi, sustu. Sonradan böyle aleladen cevap verme gereği hissetti. En sonunda sinirlendi kendiyle alakalı konuşulunca, o zaman gitti. Hani direkt savunma politikası yapmadı. Ben de onu dedim, eğer Emre'yi seviyorsan gider susturursun, atışırsın dedim. Emre için gidersin dedim. O kendisi için bir şey olduğunda kalktı, fırladı gitti. Anladın mı? Anladım. Eğer bir şeylerde gerçeklik payı yoksa, Emre de zaten kendiyle alakalı konuşulduğunda el hareketleri falan yapıyor. Bak ben açıkçası ekrandan ne gördüm biliyor musun? Emre Hazal'a daha çok aşık. Değil. Bence öyle. Yani benim gördüğüm bu. Hayır, değil. Sen tam tersi olduğunu mu düşünüyorsun? Bence ikisi de aşık değil. Sadece ödülü oynuyorlar. Bu aşkın bir terazisi var mı? Gramajı var mı? Neyle ölçülüyor? Bilenler var mı? Konuşsunlar. Bizden daha iyi biliyorlar. Geçen hafta Hazal bahçede Melis'e Hazal kendisinin Emre'ye aşık olmadığını söylediği için böyle düşünüyorum. Evet, kendi söyledi. Aşık olmayı seçen taraf benim. Yani çok ben aşık olan tarafım zaten ve bu beni mutlu ediyor zaten. Eve ilk girdiğim zaman ben Emre'ye aşık değilim veya seviyorum demedim. Sadece Emre'yi beğendiğimi söyleyerek girdim. Sevgi benim için daha uzun süreçte bir şeydir. Bağlılık da benim için daha uzun süreçte bir şeydir. Aşkın bitebileceğine inanıyorum ama sevginin biteceğine inanmıyorum. Ondan sonra da sizinle gala gecesinde konuşmamışmış. Konuştuk. Senin aşk, sevgi ben, hangisi önemli? Evet, benim için sevgi ve bağlılık daha önemlidir. Ben Emre de buna diyorum. Razıyım demişti zaten. Ki, daha ne isterim demişti. Evet. Seda Hanım bir şey daha söyleyeceğim. Belki de aşığımdır ama ben bilmiyorumdur. Farkında değilimdir. Yanlış anlayken hani, böyle şeyler söyleyince de konuşmuştuk o gala gecesinde. İnsanlar böyle şeyler düşünebiliyor. Sen de nişan yüzüğü takmışsın. Aşık değilim diye gezme ortalarda kardeşim. İnsanın ağzına laf canım verme. Benim. Sen söyledin, sus. Yeter, tamam. Biliyorum. Şimdi benim konuşmalarıma saygı duyarsan sevinirim. Bu da benim düşüncemdir. Sevgi benden daha ötedir. Bitti. Sevgim bitmez ama aşk geçici bir heves olabilir. Bitebilir. Aşk geçtikten sonra sevgi kalır. Ve sevgi de bizim ileriye aşk dönük yok ki geçsin. Zamanımızı geç. Belki de vardır. Yok ki geçsin. İşte bak. Neyse, bu tartışma nereden çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Kim kimi ne kadar seviyor, daha mı çok seviyor, Hazal mı Emre'yi, Emre mi onu, Melis aralarında ne var filan. Kimi ne kadar sevdiği önemli değil. O peki sevgiyi nasıl gösterdiği, nasıl muamele ettiği, seni mutlu edip etmediği önemli. Çok sevip de beni üzen adamı veya kadını ne yapayım, değil mi? Aynen öyle. O yüzden mutlu olup olmadığınıza bakın, tartısı budur bu işin diyorum ve... Sen yeter ki sen kısmetse o.